Evet, bu gençlerle daha önce görüştük. Şimdi babası geldi. Kendisine selamun aleyküm diyoruz Hacı abi. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, iyiyiz ama çok berbat vaziyete düştük. Hayırdır? Bizden yola gelirken Bulgar ödedene girdiğimiz zaman bizden para istediler. Hudutta mı yoksa yolda mı istediler? Yolda. Yolda, öyle mi? Yolda. Hududu geçtiniz bir problemsiz. O hududu geçtik. Problemsiz. Yani problemsiz. Bunların barikatına dek geldiniz. Bunların barikatına dek geldik ve orada bir polis bindi arabamıza. Çekti bizi bir tarafa. Ha, buraya geldi. Evet. Peki suçunuz neydi de siz durdurdular? Suçumuz para ödemediğimiz için. 500 lira para istedim. Tamam da yani şimdi durup dururken adam 500 lira istemez. Mutlaka bir suç var. Evet. Yol işesine mi uymadınız yoksa? Çünkü bunların otobantlarını... Suat gitmişsiniz dediler. Çünkü yolda ben gördüm otoban hızı 60. 60 kilometre sürat varken bize sen suratlı geçtin diye. Evet. Bizden ceza istediler. Bunu da biz vermeyince geldi bizim başımıza buharlar geldi. Geldiler attılar bizi nezarete. Arabaya indirdiler baktılar. Ben ne buldular ne bulmadılar benim ondan haberim yok. Hiçbir şeyde bizim kaçak eşyamızda yok. Tamam. Kaç gün kaldınız nezarette? Nezarette 3 gün kaldık. Ondan sonra da getirdiler bu Süvdigrad'da bize bir otele verdiler. Polislerle beraber. Ondan sonra biz 3 haftadır buraya yatıyoruz. Ne paramız kaldı, ne malımız kaldı. Bizden 10 gün içerisinde 5000 euro para istediler. Evet. Kefalet için. Ben de bu kefaleti, ben burada bu parayı bulamam. Nereden bulacağım? Benim o kadar param yok burada. Benim şeye gitmem lazım dedim. Evet. Bunlar da beklettiler. 10 gün geçti. 10 gün sonra ben Türkiye'ye telefon ettim. Kendi akrabalarımdan borç aldım parayı. Oradan adamdan getirttirdim. Parayı getirdik gene bizi bırakmıyorlar. Hayır, bu 3 hafta geçti. Daha ne? Ehliyetimiz geldi, ne pasaportumuz geldi, ne bir şey. Evet. Biz burada rezil kefalet. Pişman oldunuz mu acaba o 500 lirayı vermediğinize? Tabii pişman oldum. Keşke gitseydim de o 500 lirayı verseydim. Evet. Ama bu hallere düşmezdik diyorsun ha? Ben burada durmak istemiyorum ki. Bunlar rezillikten başka bir şey yapmadılar bize. Evet. 3 hafta otele ödediniz. 3 hafta otele, mağazalara ödediniz. Buradan alışveriş et. Otele para öde. Ayda 300 lira para ödüyor bir kişi. Yani iki kişi. Yazık günah. Bu paralar da gitti. Peki konsolosumuzdan bir yardım gördünüz mü acaba? Konsolosumuzdan hiçbir yardım görmedik. Zaten telefonlarını da bilmiyoruz ama. Evet. Onlar da bize yardım edeceğini, etmeyeceğini de bilmiyorum. Kimse bakan yok, soran yok. Ne yapacağım? 15 kilometre Türkiye ileride duruyorsun biliyor musun? Evet. Yani bağırsan duyarsın şuradan, evet. Duyursun sesini. Ama bak bunları duymuyorlar işte. Bize benzer ne kadar adam saklıyorlar burada. Evet, buradan siz benden evvel önce gelmişsiniz. Çok insan var mıydınız sizin geldiğinizde? Vardı ya. Vardı da. Kaç kişiydiniz aşağı yukarı burada? Çünkü 310 tane araba çekilmiş garaja da. Türklerin sadece ondan... Ben de o kadar geldiğini duydum. Hatta ben bir araba şeyden gördüm ki 3000 araba dediler ama 300 arabaymış herhalde. O 2007 demiş o 3000 araba. Öyle mi? Ha, ben onu sordum. Öyle benim mi? Avukata 2007'de tam Türklerin 3000 üzerinde araba çekildiğini Türklerin. Bu 300-350 arasındaymış bu. Bu seneki eve. Ben öyle duydum. Başka bilmiyorum orasını. Evet, evet. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Benim arabanız herhalde biraz lüksmüş galiba. Benim çünkü Bulgarların iştahını kabartan o zaten. Araba güzel olduğu için zaten bana o şeyleri yapıyorlar. Evet, evet. Arabayı da aldılar şimdi. Arabada oradan ne arabayı alabiliyorlar ne bir şey. Evet. Evet. Şimdi bilmiyorum. De 5000 euro istiyorlar. Tazminat yatırdık ona da. Yatırdınız. Yatırdık tabii ya. Aman Allah'ım 5000, yarabbim. Çok korkunç bir şey. 5100, şimdi 5145 euro tazminat yaptı. Bizden 1500 lira aldılar. Benden öyle aldılar.
Makbuzlarımız var. Ya tamam da sen hadi biz ama benimki farklı. Seninki sen polise karşı gelmekten sizinki. Sizinki farklı biraz. Bizden vize istemeye kalktılar benim çocuğa. Vize istemeye kalktılar. Vize yokmuş yani kaldırılmış 2007'de. Ama yine hala daha eski alışkanlıklardan vazgeçmiyorlar. Vazgeçmiyorlar. Aynı devam ediyorlar. Sonra sen Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği bunu mu yapması lazım? Yazık günah bizlere de. Yani. Avrupa Birliği'ne yok bunlar almazlar bu vaziyette. Niye biliyor musun? Ben burada 15 gündür buradayım. Bir tane turist görmedim burada. Bir Allah'ın kulu yok. Geliyorlar kumar oynamaya. Çünkü burada kumarhaneler var. Tabii. Efendim Yunanistan'dan geliyorlar. Türkiye'den geliyorlar. Zengin bir takım insanlar. Burada kumar makineler var. Kumar oynamaya geliyorlar. Başka turist yok. Evet. Peki bir diyeceğiniz var mı? Bir ilave edeceğiniz? Çünkü bunu Türk insanı izleyecek. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti koruması lazım aynı zamanda ki biz bu evet. Benim insanlarımı buraya götürüp Avrupa'da çalışanlar ve buradan geçen insanlarımız burada komşu diye deyip ve bizleri söylüyorlar. Başka bunların mı yapacak olduğu ve düşünecek olduğu bir şey yok. Ben böyle düşünüyorum. İki tane arkadaş da dövmüşlerdi yani. İki arkadaş Öldüresiye dövmüşler hem. Öldüresiye hem de çekiyorlar ve dövüyorlar. Göğsüne de kitap koyuyorlar ki. Ayak izi belli olmasın, vücut damarlar evet. Kırılmasın diye. Öyle. Öbür arkadaşımın kafasına vurmuşlar kitabı, beyin kanamasından ölsün diye, kulaklarından kan gelmiş anlayacağım. Uğurladık gitti yalnız, o kurtuldu. Onu evet. Uğurladık gitti yani, erken kurtuldu. Allah seni de kurtarsın, ne diyeyim amin. Hacım? Amin. Biz işte, bekliyoruz bakalım. İnşallah bizim gibi siz de beraat edersiniz. Artık İnşallah. Böyle sudan bahanelerle insanlarımıza zulmettiklerinin bedellerini inşallah bir bilmem yani Türkiye Cumhuriyeti mi arar, bulunduğun ülkedeki Almanlar mı arar, insan hakları mahkemesi mi bu işe el atar bilmiyorum yani. Bunu araştırmak lazım. Peki bize de sahip çıkan bir kişi var mı yok mu? Biz burada yalnız başımızda mıyız? Hangi devletin adamıyız? Hangi milletteniz ha? Öyle ya. Bize sahip çıkmayan bir devlet mi olur ya? Burası 6 milyon biliyor musun? Burası 70 tabii. Milyonluk Türkiye'ye res çekiyorlar. Gördün mü işte. Bu ne biçim şey ya? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki bu durumlara düşürüyorlar kendi insanları. Evet. Teşekkür ederim. İsminiz alabilir miyim? Mustafa Berekçi. Mustafa Berekçi. Aslen nereliydiniz? Ben aslen Artvinliyim fakat Almanya vatandaşıyım. Evet. Ve uzun zamandan beri de Almanya'da maaşak olarak 47 seneden fazla. Evet, teşekkür ederim. Şeyimin aküsü bitti. Çok sağ ol. Allah razı olsun.